Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen dersinizde hicret konusunda kalmıştık. Bugün hicret konusuyla devam ediyoruz. Hazreti Muhammed'in hayatı. Hicret Mekke'de yılın belirli zamanlarında panayırlar düzenlenir. Arap Yarımadası'nın farklı bölgelerinden kabileler panayır alanlarında toplanırlardı. Hazreti Peygamber 620 yılında Medine'den panayır için gelen 6 kişilik bir gruba İslam'ı anlatmıştır. Medineliler de bu çağrıya olumlu karşılık vererek Müslüman oldular. Bu 6 kişilik grup bizim için önemli çünkü Medine'ye hicretin kapılarını açmıştır arkadaşlar. Medineli Müslümanlar kendi şehirlerine döndüklerinde kabilelerine İslam'ı anlatmıştır. Bu 6 kişilik grup Medine'ye dönüp İslam'ı anlatıyor. 621 yılında 12 kişilik grup Mekke yakınlarında Kabe mevkiinde Hazreti Peygamberle tekrar bir araya geliyor. Panayır'a gelen 620 yılında Panayır'a gelen 6 kişi Müslüman oluyor. Bunlar Medine'ye dönüp kendi kabilelerine İslam'ı anlatıyor. 621 yılında 12 kişilik grup geliyor bu sefer Mekke'ye ve Akabe mevkiinde Peygamber Efendimiz'le buluşuyor. Medineliler yani bu 12 kişi Peygamber Efendimiz de Akabe denilen yerde biat ediyor. Biat ne demek? Söz vermek. Bir konuda arkadaşlar söz vermek. Görüyorsunuz burada Akabe biatı 12 kişilik grup ne söz veriyorlar? Allah'a ortak koşmayacaklarına, hiçbir şeye ortak koşmayacaklarına. Biliyorsunuz o zaman da puta tapmak çok yaygın bir inanış. Bu yüzden Peygamber Efendimiz onlardan söz alıyor. Hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira etmeyeceklerine, yani cahiliye dönemi ve olan hiçbir şeyi yapmayacaklarına söz veriyorlar. Biz buna ne diyoruz? Birinci Akabe biatı. Akabe biatından sonra Peygamber Efendimiz Mus'ab bin Ümeyr adlı sahabiye Medine'ye İslam'ı anlatması için gönderiyor. Mus'ab bin Ümeyr hafızdır arkadaşlar ve Kur'an'ı da çok iyi biliyor. Peygamber Efendimiz onu Medine'ye İslam'ı öğretmesi için yolluyor ve ilk öğretmen olarak geçiyor İslam tarihinde Mus'ab bin Umeyr. Sahabi ne demek? Hani genç sahabi dedik ki az önce. Hazreti Peygamber zamanında yaşamış. Müslüman olarak Hazreti Peygamber'i çok kısa süre dahi olsa gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimseye sahabi diyoruz biz. Bir yıl sonra birinci Akabe biatı gerçekleştirildikten bir yıl sonra yani 622 yılında Medine'den 75 kişilik bir grup geliyor. Ve onlar da yine Peygamber Efendimiz'le görüşüyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in nasıl kötü bir şekilde hani eziyet görerek, müşriklerden eziyet görerek yaşadığını görünce onu Mekke'den Medine'ye davet ediyorlar ve kendilerine yine biat ediyorlar. Peygamber Efendimiz'e biat ediyorlar. Canları ve malları pahasına koruyacaklarına dair söz veriyorlar. Yani biat ediyorlar, söz veriyorlar. Biz bu biata yani söze ikinci Akabe biatı. Akabe'de gerçekleştirdiği için ikinci Akabe biatı ismini veriyoruz. Hicret, artık hicret zamanı gelmeye başladı. İkinci Akabe biatından sonra Mekke'de yaşayan Müslümanlar gizli bir şekilde gruplar halinde Medine'ye hicret etmeye başlıyorlar. Bu göçe hicret adı veriliyor. Müşrikler Müslümanlara eziyetlerine devam ettiğinden hicret sonrası Mekke'de az sayıda Müslüman kaldı. Bunlardan biri de Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir de yani Peygamber Efendimiz'le beraber Mekke'de kalanlar arasındaydı. Hazreti Peygamber 622 yılında hicret için hazırlıkları tamamladı ve kendisi emanetlerini sahiplerine vermesi için de Hazreti Ali'yi Mekke'de bıraktı. Ve
ve müşrikler Müslümanların Mekke'yi terk ettiklerini görünce Hazreti Peygamber'i öldürmek için suikast planı yaptılar. Her kabileden bir kişi aynı anda saldıracak. Böylece hiçbir kabile bu suçtan dolayı sorumlu tutulmayacak. Biliyorsunuz o zamanlar kan davaları çok yaygın. Hani böyle bir durumda diğer kabile suçlanmasın diye, kan davası başlanmasın diye her kabileden bir kişi Peygamber Efendimiz'e saldıracak ve böylelikle hiç kimse suçlu olmayacaktı. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in rahatça hicret etmesini sağlamak ve ona bağlılığını göstermek için bütün tehlikeleri göze alarak onun yatağına yattı. Hazreti Ali'yi geride bıraktığını söylemiştik emanetleri bırakmak için. Hazreti Ali de Peygamber Efendimiz'in müşriklerden kaçmasını daha kolay hale getirmek için, müşrikleri kandırmak için yatağına yatmıştır. Hazreti Muhammed, biz onların önlerine bir set, arkalarına bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık göremezler. Yasin suresi ayetini okuyarak müşriklerin arasından geçip gitmiştir arkadaşlar. Hicret yolculuğunda arkadaşı Hazreti Ebu Bekir. Bakın bu çok önemli. Hazreti Ebu Bekir eşlik ediyor ona. Medine'ye ters istikamette olan Sev mağarasına doğru yola çıktılar. Müşriklerin peşlerinde olduğunu bildiğinden Medine'ye doğru değil de onu tam tersi istikamette olan Sev mağarasına doğru yola çıktılar. Daha kolay saklanmak için, daha kolay. Müşrikler Sev mağarasının önüne kadar geldiler. Fakat Allah'ın yardımı sayesinde içeride bulunan Hazreti Peygamber'i ve Hazreti Ebu Bekir'i göremediler. Görüyorsunuz burada fotoğrafta bir örümcek ağı var ve bir kuş yuvası var. Müşrikler bu Sev mağarasının önüne kadar geliyorlar. Ancak örümcek ağını ve kuş yuvasını gördüklerinden, buraya kimsenin giremeyeceğini düşündüklerinden gerisin geri dönüyorlar. Sev mağarasında 3 gün kalıp bir rehber eşliğinde Medine'ye doğru yola çıkıyorlar. Mekke'de emanetlerini teslim ettikten sonra Kuba köyünde de Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali de Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'e yetişiyor. Daha sonra arkadaşlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir 622 Eylül ayında Medine'ye ulaşıyorlar. Medine'liler Peygamber Efendimiz'i coşkuyla karşılıyor. Niye hicret ediyor Peygamber Efendimiz? Şöyle bir bakalım. Çünkü Mekkeli müşrikler Müslümanları Mekke'de istemiyor. Onlara zulmediyor. Birinci nedeni bu arkadaşlar. İkinci nedeni İslamiyet'i farklı yerlere yayma isteği. Üçüncüsü Müslümanların dini yükümlülüklerini Mekke'de özgür bir şekilde yapamaması. Hicretin sonuçları, birincisi baskı ve zorlamalardan kurtuldu Müslümanlar. Hani baskıdan, zorlamadan kurtuluyorlar. İslam dini daha hızlı yayılmaya başladı. Mekke dönemi sona erdi. Medine dönemi başladı. Dini, siyasi, sosyal alanlarda daha sistemli bir şekilde arkadaşlar ne oldu? Hayat başladı. İslamiyet daha sistemli bir şekilde yayılmaya başladı. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar Medine dönemine geçiş yapıyoruz. Hicret gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz, Müslümanlar Medine'ye göç ediyor ve İslam tarihinde Medine dönemi başlamış oluyor. Eski adı Yesrib. Bakın Medine'nin adı Yesrib olan Medine şehri hicretten sonra nurlu şehir anlamına gelen Medine Tül Münevvere adını alıyor. Peygamber Efendimiz Medine'ye, yani Yesrib'e hicret ettikten sonra Medine Tül Münevvere ismini alıyor. Peygamber Efendimiz Medine'ye gittikte ilk işlevi ne oluyor? Mescid-i Nebi inşaat. Mescid-i Nebi. Nebi yani peygamber mescidini inşa ettiriyor. Ne yapacak bu mescitte? Birincisi ibadet, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülür.
Yabancı konuklar ve elçiler ağırlanır, toplumsal sorunlar çözüme kavuşturulur. Önemli konular hakkında istişarede bulunulur. Hazreti Peygamber'den Kur'an ayetleri dinlenir ve onunla sohbet edilir. İşlevleri bunlar da Mescid-i Nebevi'nin. Mescid Müslümanların içerisinde 5 vakit namaz, cuma ve bayram namazlarının kılındığı ibadet yeridir. Eğitim öğretim etkinlikleri neler yapılıyor mescidin içerisinde? Mescid-i Nebevi'nin bitişinde hem kimsesiz hem yoksul Müslümanların kalması hem de eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için bir bölüm yapılıyor. Bu bölüme suffe deniliyor arkadaşlar. Suffe yani mescidin tam yanında hem kimsesiz Müslümanlar hem yoksul Müslümanların kalabileceği bir yer suffe inşa ediliyor. Burada kalıp ilim öğrenlerinde ashab-ı suffe deniliyor. Toplumsal barışın kurulması, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Arap toplumunda eşi benzeri görülmemiş bir İslam kardeşliği tesis ediyor. Her muhacir Ensar'dan biriyle kardeş oldu. Ensar sahip olduğu her şeyi, bütün mal varlığını Mekke'de bırakmış olan muhacirle paylaştı. Biliyorsunuz ki muhacir yani hicret edenler tamamen mallarını, mülklerini Mekke'de bırakıp Medine'ye geliyorlar. Medine'de hani tabiri caizse parasız, pulsuz kalıyorlar. Ve onlara yardıma koşan da Ensar, yani yardım eden manasına gelen Ensar, yani Medine'nin yerlileri oluyor. Ensar, muhacirlere yardım eden, Medine'nin Müslümanlara deniliyor. Muhacir, Mekke'den Medine'ye göç eden, yani hicret, hicir, muhacir anlamına gelen, göç eden anlamına gelen Müslümanlara deniliyor. Arkadaşlar, Medine Sözleşmesi yine çok önemli bir sözleşmedir. Peygamber Efendimiz muhacir ve ensarı kardeş ilan ettikten sonra Medine'de tamamen bir barışı sağlamak için Medine ve çevresinde yaşayan kabileler arasında, yani Yahudiler o zaman Medine'de Medine yerlisi dışında Yahudiler de yaşıyordu. Yani Medine'nin Yahudi yerlileri de vardı. Bu yüzden onlar arasında herhangi bir sıkıntı çıkmaması için Medine Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma yapılıyor. Bu sözleşmeye göre Müslümanlar, Yahudiler ve anlaşmalı kabileler eşit haklara sahip olacaktır. Medine'de barış ortamı kurulacaktır. Sorunların çözümünden Hazreti Muhammed hakem kabul edilecektir. Bütün taraflar inancını özgür bir şekilde yaşayacaktır. Herhangi bir saldırıda sözleşmede adı geçen herkes şehri birlikte savunacaktır. Taraflardan herhangi birine yapılan saldırıya hepsi birlikte karşı koyacaktır. Yani bu sözleşmeyle Medine'de huzur ortamı, sosyal bir huzur ortamı oluşmuş oluyor. Evet, Medine Sözleşmesi ile inançları farklı olan kabilelerin aynı şehirde bir arada yaşaması sağlanmış, Müslümanların Medine'deki varlığı resmiyet kazanmıştır. Evet, yani Medine Sözleşmesi ile artık bir İslam devleti, Medine'de bir devletin kuruluşu da aslında onaylanmış oluyor. Evet arkadaşlar, savaşlara geçiyoruz. Biliyorsunuz ki Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkeli müşrikler maalesef ki Müslümanları rahat bırakmıyorlar. Onların daha güç kazanmalarını, İslamiyet'in daha hızlı yayılmasını, Medine ve ticaret yolların üzerinde olması sebebiyle müşrikleri endişelendiren gelişmelerden birkaçıdır. Mekkeli müşrikler hicret eden Müslümanların eşyalarını kervanlarla Şam'a göndermek istediler. Ancak Hazreti Peygamber bu duruma engel oldu.
Peygamber Efendimiz ve yanındakiler, yani Müslümanlar, hicret eden, Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar tamamen eşya almadan, yani çok çok az eşya alarak Medine'ye hicret ediyorlar. Müşrikler de bunu fırsat bilerek Müslümanların Mekke'de bıraktıkları eşyaları satmak istediler. Ancak Peygamber Efendimiz bunu haber alınca bu duruma engel oluyor. Bunun üzerine Bedir kuyularının bulunduğu yerde 624 yılında müşrikler 1000 kişi, Müslümanlar 300 kişi savaş için karşılaşıyor. Yani bu duruma engel olmak için Peygamber Efendimiz karşılarına çıkıyor. Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanıyor arkadaşlar. Evet, 624 yılı Bedir Savaşı Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak istiyorlar Uhud Savaşı'nda. Uhud Savaşı'nın sebebi, yani Bedir'de bir önceki yıl çok ağır yenilgiyle dönüyorlar müşrikler. Bu yüzden bir sonraki sene Bedir'in intikamını almak için Uhud Savaşı bir savaş daha yapmak istiyorlar. Bunun üzerine Uhud Dağı'nın bulunduğu yerde 625 yılında müşrikler 3000 kişi, Müslümanlar 1000 kişi savaş için karşılaşıyorlar. Hazreti Peygamber Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu yerleştiriyor. Savaş bittiği sürece yerlerinden asla ayrılmamalarını söylüyor. Ancak okçular savaşın bittiğini düşünerek tepeyi terk ediyorlar maalesef ki. Savaşın gidişatı Müslümanların lehine iken Hazreti Peygamber'in sözüne uyulmaması nedeniyle Müslümanlar ağır kayıp veriyor. Peygamber Efendimiz de bu savaş sırasında yaralanıyor maalesef ki. Amcası Hazreti Hamza da bu savaşta şehit düşüyor. Evet, Uhud Savaşı'nın bu şekilde son buluyor. Bir sonraki savaşımızda Hendek Savaşı, Müslümanlar ve müşrikler arasında. Uhud Savaşı'ndan cesaret bulan müşrikler 627 yılında 10.000 kişilik orduyla saldırıyorlar. Saldırmak istiyorlar. Hazreti Peygamber herkesle istişare ettikten sonra Selman-ı Farisi adlı sahabinin hendek kazma fikrini uygulama koyuyor. Peygamber Efendimiz savaşlardan önce sahabileriyle istişare ediyor. Selman-ı Farisi İranlı bir sahabi ve kendi memleketinde hendek tarzı savaşlar olduğunu söylüyor. Hendek kazma fikrini ortaya koyuyor ve Peygamber Efendimiz bu fikri çok beğeniyor. Ve Hendek Savaşı'nı bu şekilde, yani hendek kazılmasından dolayı Hendek Savaşı ismini alıyor. Hendekleri aşamayan müşrikler kuşatmayı sona erdirip geri çekiliyorlar arkadaşlar. Hendek Medine'nin etrafına geniş bir çukur, yani bir atlının karşıya geçemeyeceği, atlayamayacağı kadar, içine düştüğü zaman da yukarı çıkamayacağı kadar bir genişlikte ve derinlikte hendeklerdir. Evet arkadaşlar, Hendek Savaşı Müslümanların zaferiyle sonuçlanıyor. Bugünkü konumuz bu kadar. Şimdi sizinle biraz test çözelim ve bugünkü konumuzu bitirelim. Evet. Bugünkü konumuzun soruları şöyle. Sorularına bakalım. Hazreti Peygamber'e zaman kazandırmak amacıyla onun yatağına yatmıştı. Hazreti Peygamber'in verdiği işleri yaptıktan sonra Kuba köyünde onunla buluştu. Bu bilgiler aşağıdaki sahabilerden hangisiyle ilgilidir? Hatırlıyorsanız Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le beraber yola çıkıyor. Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Bilal, Hazreti Ömer şıklarımız. Hazreti Ali kendisi yatağına yatmayı istemiş ve gittikten sonra da Peygamber Efendimiz belli bir süre sonra kendisinde Kuba köyünde onunla buluşmuştur. Cevabımız, evet, internet biraz
Yavaş. Cevabımız A seçeneği. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki soruya geçelim. Hazreti Peygamber ve nokta nokta müşrikleri şaşırtmak için Medine yolunun ters istikametinde olan semavarisine gelip burada 3 gün gizlendiler. Hazreti bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sahabelerden hangisinin ismi getirmelidir? Yani Peygamber Efendimizle beraber Medine'ye göç eden kişi kimdir diyor. Bu kişi arkadaşlar Peygamber Efendimizin yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'dir, hatırlıyorsanız. Evet, D seçeneğimiz olacak. Hazreti Muhammed Medine'ye hicret ettiğinde öncelikle Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve bir takım sosyal işlerin yürütülebileceği bir mescit yaptırmaya karar verdi. Bu mescidin inşaatında bizzat çalıştı. Bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz Medine'ye ilk gittiği zaman bir mescit inşa ettirmek istemişti. Ve bu mescide de Mescid-i Nebi ismini verilmiştir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak. Mescid-i Nebi'nin işleviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mescid-i Nebi'de ne gibi işlevler vardır? Eğitim öğretim faaliyetleri yapılırdı. Evet, suffe denilen bir bölümü vardı Mescid-i Nebi'nin ve orada eğitim öğretim faaliyetleri yapılıyordu. Konuk ve diplomatlar kabul edilirdi. Evet, orada yabancı İslamiyet öğrenmek isteyen konuk ve diplomatlar kabul ediliyordu. Toplumu ilgilendiren konular ele alınırdı. Aynı zamanda bir devlet kurumu gibi de işler görüyordu. Toplumsal konularda ele alınıyordu. Hac ibadeti umre biliyorsunuz Medine'de değil, Mekke'de olan bir hani ibadettir. Bu yüzden seçeneğimiz... Cevabımız C seçeneği, yani Mescid-i Nebi'nin işleviyle alakalı bir durumu yok. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Mescid-i Nebi'nin fonksiyonları ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Mescid-i Nebi'nin sadece ibadet edilen bir yerdir. Eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Hazreti Peygamber özel bir mescittir. Doğrudur diyor. Arkadaşlar, sadece ibadet edilen bir mescit değildir. Onun yanında saydığımız işlevler, işte eğitim öğretim yapılıyordu. Devlet dışarıdan gelen konuklar konaklama yeri olarak kullanılıyordu. Devlet sorunları çözülüyordu. Sadece ibadet edilen bir yerdi. Evet, eğitim öğretim faaliyetleri yapılmıştır. Hazreti Peygamber özel bir mescit değildir. Herkese açık bir mescittir. Yani cevabımız B olacak, sadece 2. Evet, bugünkü konumuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.